Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir turşu tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum ama bu yöntem senelerdir annelerimiz, anneannelerimiz tarafından yapılan bir yöntemmiş. Bu turşunun tarihçesi ne kadardır bilmiyorum ama aşağı yukarı 30-40 yıldır anneannelerimiz de bu turşu yöntemiyle turşularını kuruyorlarmış. Ben de yapıp kendi tarifimle sizlere vermek istedim. Bu turşunun bir özelliği de arkadaşlar porsiyonluk olmasıdır ve tazeliğini korumasıdır. Bu şekilde poşetleri hazırlayarak su dolu kabın içerisine koyacağım ve yaklaşık 2 hafta bekledikten sonra yemeğe hazır olduğunda porsiyonlu halde çıkartacağız ve hava almadığı için de diğer turşularımız çabuk yumuşayıp bozulmayacaktır. Uzun ömürlü olacaktır. Tazeliğini ve çıtırlığını koruyacaktır. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Malzeme listesi tamamıyla size kalmıştır. Ben Türk marketinde gördüğüm için kornişon turşu, kelek aldım. Hıyar da deniliyor yöresel olarak. Domates, turşuluk domatesi, havuç, lahana, acı biber. Tamamıyla dediğim gibi size kalmıştır malzemeler. Ben bu malzemelerle turşumu hazırladım. İyice doğradım. Gördüğünüz gibi hepsini bir kabıma aldım. Kabın içerisinde birleştirdim. Tabi sepsileri önceden hazırlıyoruz. Yıkıyoruz. Kabukları soyulması gerekenlerin kabuklarını soyuyoruz. Havuç gibi. Daha sonra bu şekilde iyice doğradım. Keleğin ortasındaki çekirdekler de oldukça iri olduğu için onların da çekirdeklerini çıkarttım. Yumuşamasın çabuk diye. Bozulmasına sebep olmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi sepsileri irice doğradıktan sonra böyle büyükçe bir kabımın içerisine aldım. Hepsini şöyle bir karıştırdım. Bir parça lahana da ekledim. Ve bu şekilde turşuluk malzemelerimi hazırlamış oldum. Şimdi turşu malzemelerimi poşetleyeceğim. Poşetlere porsiyonluk olarak ayıracağım. Ben bu malzemelerden 4 poşet turşu elde ettim. Tabii bu poşet turşusunun bir yanı da arkadaşlar, eğer evinizde kavanozunuz yoksa, küçük kavanozunuz kalmadı veya büyük kavanozunuz da yok, bu poşetlerle de aynen turşu kurabilirsiniz. Şimdi bu poşet turşusu birazcık da tartışmaya açık bir tarif arkadaşlar. Çoğu arkadaşlar şimdi yorum kısmına yazacaklar. Poşet sağlıklı değil, zararlı, en sağlıklısı camdır diye. Tabii ki en sağlıklı camdır arkadaşlar. Ama dediğim gibi eskiden bu şekilde bu yöntemlerle turşular kurulup hazırlanılıyormuş. Eğer kavanozumuz yoksa bu şekilde de turşularımızı hazırlayabiliriz porsiyonluk olarak. Yani bence çok pratik bir yöntem. Bu yöntemi bilmeyenlere ben sadece fikir vermek istedim. Dileyen yapabilir, dileyen kavanozda turşusunu kurabilir. Tercih tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Ben sadece dediğim gibi fikir vermek istedim. Evet, turşularımızı poşetledikten sonra, porsiyonluk olarak ayırdıktan sonra şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için 1,5 çay bardağı İri kaya tuzu arkadaşlar, 1 yemek kaşığı şeker, 2 çay bardağı elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kendinizi bir şekilde gösterirseniz çok mutlu olurum. Beğen ve yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Beni lütfen kanalımda yalnız bırakmayın. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve 1,5 litre hazır içme suyu. Hepsini kabıma döküyorum ve karıştırıyorum. Turşumun sosunu bu şekilde hazırlamış oluyorum. Evet, hazırlamış olduğum bu sostan arkadaşlar poşetlerime pay edeceğim. Toplamda 5 kepçe bu sostan her poşete ekledim. İlk etapta
Bu şekilde azar azar ekledikten sonra daha sonra hepsini eşit bir şekilde pay ettim ve sosumu bitirdim. Sosu arkadaşlar sebzelerimiz kapanacak şekilde olması gerekiyor poşetin içerisinde. Yani sebzelerimiz suyun içerisinde kalmalı. Bu arada belirtmeyi unuttum. Kullandığım poşetler buzluk poşeti. İnce bir poşet değil, kalın olanlardan derin dondurucuya ait buzluk poşetlerini kullandım. Evet, burada da gördüğünüz gibi poşetin ağzını bu şekilde büktükten sonra sebzeler tamamıyla sosun içerisinde kalıyor. Ve poşetin ağzını sıkıca bağlıyoruz kendi haliyle. Gördüğünüz gibi. Tamamıyla sosun içerisinde sebzelerimiz kaldı. Ve tüm poşetlerimizin ağzını bu şekilde sıkı sıkı bağlıyoruz. Hava almasın ve su kaçırmasın diye. Evet, poşetleri bu şekilde bağladıktan sonra arkadaşlar dilerseniz bir kovanın içerisine, bir leğenin içerisine, kapaklı leğenin içerisine, bidonun içerisine, herhangi bir kabın içerisinde bu turşularımızı tekrardan alıp saklayacağız. Ben cam kavanozum vardı. Cam kavanozumun içerisine poşetlediğim turşularımı, poşet turşularımı içine aldım. Bu şekilde turşularımı kavanozumun içerisine yerleştirdim. Evet, porsiyonluk poşet turşularımı kavanozuma yerleştirdikten sonra şimdi suyunu tekrar hazırlayacağım arkadaşlar. Su ekleyeceğiz. Üstü basa su ekleyeceğiz tekrardan kavanozumuzun içerisine. Bunun için 1 çay bardağına yakın iri kara tuzu tekrardan kullandım. Ve 1,5 çay bardağı elma sirkesi kullandım. Bu elma sirkesi benim kendi yaptığım elma sirkesiydi. Evet, karıştırdıktan sonra kavanozumun üzerine bu sosu da dökmüş oldum. Bu sosu tekrar yapmamızın sebebi arkadaşlar, eğer ki poşetlerimiz delinir, hava kaçırır, suyunu bırakırsa diye bu su tekrardan koruyucu oluyor. Yani turşumuzu koruyacaktır. Ayrıca elma sirkesi tarifimi de arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Porsiyonluk poşet turşumuz artık hazırdır. Yaklaşık 2 veya 4 hafta içerisinde turşumuz olacaktır. Yemeğe hazır olacaktır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz farklı tariflerimden haberdar olmak için eğer kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.